Bugün Bruksal'da Antep Sade açılıyor. Yeni bir mekan açılıyor. Bruksal yeni bir mekana kavuşuyor. Güzel bir hem baklava hem kahvaltı, çorba, efendime söyleyeyim tatlılar, lokumlar, neler neler. Bütün Türkiye'nin en güzel tatları, dört bir yandan tatları bugün Kalsura yakınlarında Bruksal'da buluşuyor. Biz de buraya denemeye geldik. Bana anlattı, Ahmet Usta anlattı, İbrahim Usta da anlattı, şey anlattı, çorba, beyran çorbasını anlattı. İlla dedi bu çorbayı dedi Antepliler kahvaltıda içer dedi. Ben de aman acı olmasın dedim, ben acıya fazla dayanamıyorum dedim. Bir de katmer dedi. Özellikle kahvaltıda katmer yiyorlarmış Antepliler. İşte bu katmer bizim oradaki katmer. İç Anadolu'daki genelde tuzlu ve yağlı olan katmerdi. Kalın olur. Buradaki katmer çok farklı olduğunu söyledi. Ben de kahvaltıya bugün Antepzade'deyim. Antep'in bu güzel kahvaltı kültürünü tanımaya geldik diyelim. Kısaca mekanı bir gösterelim şöyle. Yani çorbamız soğuyor ama olsun, beyran çorbası. Evet, kahvaltımız burada açık büfe yapmış. Ahmet Usta ve İbrahim Usta diyelim. İki Antep'in büyük ustası. Bu arada İbrahim Antep'in de futbolcusu. Onu da söyleyeyim yani. Evet, neler varmış. Olmazsa olmazlarımız. Burada patateslerimiz, tatlılarımız, efendim söyleyeyim yeşillik. Menemen, klasik yumurtamız ve sosislerimiz. Efendim, Ahmet Usta'nın kızartmasına bayılıyorum, onu söyleyeyim. Evet, çorbalarımız. Ahmet Usta, alalım mı seni şöyle? Bu çorbayı anlatır mısın biraz? Bu şimdi Antep'in kahvaltı çorbası. Kahvaltının çorbası. Diyor ki İbrahim Usta sabah 5'inde diyor bunu yerler. Çok güzel sarımsak vardı içeride. Çok güzel. Vallahi sarımsak var. Şimdi İbrahim Usta dedi ki mutlaka bunu soğan ve biberli yerilmesi gerektiğini söyledi. Biber, limon, soğan yani işte. Bir de Antep fıstığı. Fıstık olmazsa var ama. Kahvaltılar. Kebaplar bile fıstık olmaz. Şey, tadı müthiş çorba. Yani. Sarımsak var. Et zaten. Antep, evet. En çok kullandıklarımız. Bu arada bu katmeri göstereyim. İç Anadolu'lar bilir. Onlar genelde yağlı ve tuzlu oluyor. Katmerler biraz daha kalın. Bunun hamuru çok ince ve tatlı. Fıstıklı. Bol fıstıklı. Çorbası da çok güzel. Peki o zaman biz... Çorba kuzu eti. Kuzu eti zaten belli. Bunu ben anlatamayacağım. Bunu denemek lazım. Beyran çorbasını Ahmet Usta'dan denemek lazım. Antep'ten de bunu yani anlatmanın bir anlamı yok şu anda. Ben yemek istiyorum. Teşekkür ederim.